Mübadelenin e, sona eriş tarihi e, fiili anlamda bakılırsa 1925 yılıdır. Yani 1925 yılında artık e, giden gelen gemilerin sayısı iyice artık durmuştu. E, tabii ki bir takım e, kişisel yani bazda ölçekte göç olayları hep oldu. Yani insanların kendi e, aile dünyalarında, özel dünyalarında bir takım bağlantıları ya da işte bir takım özel durumlarından dolayı gecikmeler olabiliyordu. Fakat artık 1924 yılı en hummalı yıldır. 1923 yılı keza öyle. 1924 yılının sonlarına doğru bir yavaşlama eğilimi görülür. 1925 yılının başlarında ufak tefek kıpırdanışlar var. Yani gelen giden gemiler var. Ama 1925 yılının sonunda bu fiilen aşağı yukarı durdu. Ondan sonra ondan sonraki yıllarda yani 1926'da 27'de ancak çok az sayıda yani 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi böyle küçük grupların geldiğini görebiliyoruz. Ee, şeye gelince işin resmi boyutuna yani uygulama boyutuna değil de resmi boyutuna bakınca 1930 yılında e, Yunanistan lideri Venizelos'un bir Türkiye'ye gezisi oldu. Venizelos Türkiye'ye gelince e, İsmet Paşa tabii ki kendisini ağırladı. Ve e, sonuçta iki ülke arasında Ankara Antlaşması adıyla bir anlaşma imzalandı. Ve bu anlaşmayla birlikte artık mübadele konusu tarihe tevdi edildi. Yani tarihin akışına bırakıldı. Tarihe kaydedildi, tarihe bırakıldı. Eee ve bu anlaşmanın önemli bir yanı da var. Eee gelen ve giden göçmenler için bıraktıkları mallar karşılığında altın lira üzerinden bir değer saptaması yapılmıştı. Eee ve sonucunda bu malların eee arıtımı için yani ee, tamamen artık e, bu işlemlerin yani kişiye işte özgülenen bu işlerin bitirilmesi için alacaklı ve verecekli hükümet hangisidir hesabı yapıldı ve e, Türkiye'ye gelen toplam mübadil sayısı e, 500 bin e, Türkiye'den Yunanistan'a giden e, mübadil sayısı da 1 milyon 200 bin olmasına karşılık e, Türkler e, oralarda büyük çiftlik sahibi olduklarından ve büyük emlaklara sahip olduklarından Buradan giden Ortodoks Rumlara göre daha fazla mal bırakmışlardı ve sonunda Türkiye hükümeti alacaklı çıktı ve Yunan hükümetiyle de bu konular sonraki süreçte halledildi.